yoga eğitimimde her hafta bir masal anlattım. Hint masal, efsaneler, bilgelik masalları. Yoga stüdyonun sahibi dedi ki, ya bu masallar çok iyi. İstersen bizim yoga şalada masal ve yoga karışık bir ders vermek ister misin? Masal yoga diyeceğiz. Peki dedim. Doğaçlamanın kuralı neydi? Teklifleri kabul et. Teklif geldi. Tamam dedim. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum ama deneyeceğim. Ve masalle girerek yoga dersi vermeye başladım. Öğrencilerim geldiler ve şey dediler. Ya geçen hafta anlattığınız masal çok sevdik. Yalnız başlangıcı ben çocuğuma anlatmak istedim, eşime anlatmak istedim, arkadaşıma anlatmak istedim de anlatmaya gelince başlangıcı unutmuştum, sonu belli değildi. Siz anlattığınız zaman herkes güldü de ben anlattığım zaman ağladılar. Anlamadım. Bu masal anlatmanın bir püf noktası olabilir mi dediler. Olmaz olur mu? Elbette bir püf noktası var. Bizi öğretir misiniz dediler. Tamam, tam o zaman bir arkadaşım Buday Derneği'nde çalışıyordu. Bana dedi ki biz Buday Merkezi'nde yeni bir eğitim merkezi açtık. Orada senin eğitim vermeni isteriz. Yoga masal mı yapacaksın yoksa seramik mi öğreteceksin bize? Dedim ki hayır, benim esas en baştan en sevdiğim sanat masal. Onu öğretsem, aa dediler çok değişik. Tamam, bize bir workshop ver. Teklifleri kabul ederek gittim oraya. Bir hafta sonluk bir workshop yaptım. 9 sene önceydi. O bir hafta sonuya gelen herkes, 15 kişi bana başka bir kapı açtı. Biri dedi ki bu workshop sevdim, Ankara'da yapar mısınız? Biri dedi ki arkadaşım İstanbul'da bir mekanı var, orada yapar mısın? Biri dedi ki ay ben bir üniversitede çalışıyorum, üniversitedeki gençlere bunu öğretir misiniz? Derken bir kapı açıldı, 10 kapı açıldı, her bir 10 kapılar 10 kapı daha açtı. O kadar genişledi ki. Birkaç sene içinde ana işim o zaman Koç Üniversitesi'ndeydi. Ben ayrıldım ve kendi okulumu kurdum. Şimdi buraya nasıl geldim diye sorulduğu zaman en baştan bir planım var mıydı? Hayır. En baştan bir planım vardı ve o plan battığı zaman benim yolculuğum başladı. O plan batmasaydı, o büyükelçilikte çalışmaya sevseydim şu an bambaşka bir hikayem olurdu. Ama plan battığında doğaçlama moduna girmek zorunda kaldım. Teklifleri kabul etmek zorunda kaldım ya da öyle tercih ettim. Ve o zaman kafa yolu, plan yapan yolundan gönül yoluna gittim. Eğlenen ve oyun oynayan tarafımız. Ve davet bence orada geliyor. Eğlendiğin bir şey varsa, plana rağmen yapmaya başla kenarda. Ana planla olması gerekmiyor, mutlaka yap. Hiçbir teklife hayır deme. Tamam, aynı zamanda üniversiteye git. Kenarda mutlaka sana keyif, sana neşe veren bir şeydir. Çünkü günün sonunda ana planları battığı zaman senin gönlün davet ettiği olan her şey seni kurtaracak ve sana farklı bir yol çizmeyi öğretir. Kuralları baştan yazmak gelince bu geliyor bana. Planla gidince kendi yolun sen çizsin.